Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusu değildir? Sınavda başarılı olduğumu öğrendiğinde babam bana güzel bir armağan alacak. Babamın bana güzel bir armağan alması sınavda başarılı olduğumu öğrenmesine bağlı. B. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyor ama çırpınıp duruyordu. Herhangi bir koşula bağlılık söz konusu değil. C. İnsan hayatta hiçbir şey dert edinmezse mutlu olur. Mutlu olmak insanın hayatta hiçbir şeyi dert etmemesine bağlı. D. Kişi başkalarını suçluyorsa asıl suçlu kendisidir. Asıl suçlunun kendisi olması kişinin başkalarını suçlamasına bağlı. E. Beni tanımak isterseniz eserlerimi okuyun. Onu tanımak eserlerini okumaya bağlı. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem gerekçesiyle verilmiştir. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Ceylanın su içmeye inmesi onu düşünüp düşünmeme bağlı. Yani burada bir gerekçe söz konusu. B. Sönsün ki bütün ateşleri yeryüzünün uyanılmaz uykulara dalsın çiçeğim. C. Sabahleyin gökyüzü parlak ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. D. Başım dedi dinlen, gönlüm dedi koş. Başım dedi durul, gönlüm dedi coş. E. Bu yolda konuşmak istemiyordu. Dağlar, ağaç dolu ovalar, yeşil. B, C, D ve E seçeneklerinde eylemler gerekçeleriyle birlikte verilmemiştir. Yalnızca A seçeneğinde gerekçeyle birlikte verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Geç kaldığından sınava giremedi. Sınava giremedi sonuç. Sınava neden giremedi? geç kaldığından. Bu da bizim nedenimiz. B. Geç geldi diye Ahmet'i sınava almadılar. Ahmet'i sınava almadılar sonuç. Ahmet'i sınava neden almadılar? Geç geldi diye. Neden? C. İşinin ehli olduğu için tercih edildi. Tercih edildi sonuç. Neden tercih edildi? İşinin ehli olduğu için. D. Başını çevirmeden yan gözle baktı. Yan gözle baktı. Neden yan gözle baktı? belli değil. E. Yağmur yağdı da barajlar doldu. Barajlar doldu sonuç. Barajlar neden doldu? Yağmur yağdığı için. Nedenimiz de bu. D seçeneğinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Altınlı başında papatyanı için sarı saçlarına pembe gül takın. B. Kızıl alevler saçar altımızın yerisi. Ufukları çınlatır nallarımızın sesi. C. İsterim ki bu eski yerde seninle baş başa uyumak sonsuz uykumuzu. D. Güzel sevmek bir sarp kale. Ya alınır ya alınmaz. E. Yağız atlar kişnedi. Meşin kırbaç sakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. D seçeneğinde güzeli sevmek zor alınan bir kaleye benzetilmiş ve alınıp alınmaması buna bağlanmış. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlelerin açıklaması durumundadır? Gazeteler halkı bilgilendirmekte neden yanlı ve önyargılı davranır? Bunu bir türlü anlayamam. Kimi gazeteler politik hikaye haberlere öncelik tanır. Kimi polisiye olaylara, kimi magazine, kimi spor haberlerine gazetelerin konu farklılığına gitmesi yani konu ağırlığının gazetelere göre değişmesi okuyucu kitlelerinin farklı olmasındandır. Üçüncü cümle kendinden önceki iki cümleyi örneklendirmiş açıklamıştır. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı Uygarlığın doğuşunda etkili olan ilk öge insan, ikinci öge doğadır. Doğa, kültürün yapısını çoğu zaman belirlemiştir. Çünkü ağaç olmayan yerde taşla, taş olmayan yerde taşla ilgi yaratmaların görülmemektedir. Büyük sahranın vahalarında ahşap bir ev, Amazon ormanlarında mermer bir yapı, eskimo evinin de taş olmasını beklemek boşunadır. Buralarda doğa insanlara ne vermişse Uygarlığın yüzü de o yönde belirmiştir. Kültürlerin çeşitliliği de bu yüzden değil midir? Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi? Kendinden önceki cümle ile belirtilen yargıyı örneklemektedir. Üçüncü cümleye baktığımız zaman, Büyük sahranın vahalarında ahşap bir, bir ev, Amazon ormanlarında mermer bir yapı, Eskimo evinin de taş olmasını beklemek boşunadır cümlesi, kendinden önceki cümleleri örneklemektedir. Doğru cevabımız C seçeneği.